Merhabalar, yeni videoda hoş geldiniz. Bu video genel bilgiler serisinden bir video olacak. Ve bu videoda neden reformülasyonlar oluyor parfümlere ondan bahsedeceğim. Kanalıma yeni geldiyseniz veya daha önce abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Reformülasyonlar gerçekten çok can sıkıcı durumlardan bir tanesi. Ve neden oluyorlar onlardan bahsedeceğim. Öncelikle reformülasyonlar hakkında bilgisi olmayanlar biraz açıklayayım. Reformülasyon nedir? Reformülasyon formüla, parfümünün formülasının değişmesi anlamına geliyor. Ve formüla değişikliğine şu ana kadar uğramış bir sürü parfüm var. Ve eski parfümler genelde en çok reformülasyona uğramış parfümler oluyorlar. Çünkü bayağı bir süredir piyasada oldukları için. Mesela aranızda çok eskiden beri bir parfümü kullananlar varsa ilk çıktığı zamanla bugünkü versiyonun arasında dağlar kadar fark olduğunu göreceksiniz. Çünkü parfümler birden bu kadar direkt değişmezler. Bu yıllar boyunca bayağı bir formülasyona uğrarlar. Mesela bunun en küçük örneklerinden bir tanesini verecek olursak Dior Fahrenheit parfümü defalarca reformülasyona uğramış bir parfümdür. Benim bildiğim kadarıyla 1988'de çıkmış olması lazım ve sanıyorum 96'da, 2001'de, 2006, 2010 ve 2016'da reformülasyonlara uğramış bir parfüm. Ve buradan görebilirsiniz ki ne kadar reformülasyona uğramış bu artık 21-22 yıllık hayatı boyunca. Ve buna birçok örnek var. Mesela Acqua di Gio şu ana kadar en çok satan parfümdür. Mesela One Million parfümünü ilk çıktığında kokladıysanız bugünkü One Million'la ilk çıktığı versiyonu arasında dağlar kadar fark vardır. Ve bir sürü böyle örnek verilebilir. Eski bir parfüm kullanıcısıysanız bunu çok daha iyi anlayacaksınız. Ve gene gerçekten yani dün çıkmış bir parfüm bugün bile reformülasyona uğrayan bir parfüm olabiliyor. Bunun en güzel örneklerinden Dior Homme Parfum versiyonu. Mesela bende 2014 şişesi var. Ama benim 2016, 2017 ve 2018 şişelerim de olmuştu. Çok ucuza bulup geri sattığım şişeler olmuştu Amerika'da. Ve mesela 2014 ile 2016, 2016 ile 2017 arasında renk farkları vardı ve koku farkları, performans farkları. Ki yanlış anlamayın, bu parfüm hala bugün çok iyi. Ama düşünün, yani 2 yıl içerisinde bile reformülasyona uğratabiliyorlar parfümleri. Ama neden? Bundan bahsedeceğiz bu videoda. Ve birçok nedeni var bunların. Hepsini sıralayacağım, hepsi hakkında geniş geniş bahsedeceğim. İlk neden ise gene en büyük neden aslında bu büyük ihtimal. Ve paradan hani kısmak ve bu şirketlerin yaptığı bir şey, her şirketin yapacağı bir şey. Sonuçta şirketler kar amaçlı yürüyen şirketler, firmalar bunlar. Ve eğer bir parfümün içindeki özü ucuza getirebilirlerse bu her zaman daha çok kar demek. Ve şirketler, inanın bana, bazı insanlar bunu söylüyor bana ve mantıklı geliyor. Diyorlar ki hani bir şirket neden kalitesini düşürsün ki bir parfümün? İnsanlar hani bunu hoş karşılamayacaktır. Ben mesela bunu söyleyen kişi diyor ki ben bunu anlayamıyorum mesela. Bence şirketler bu yüzden reformülasyona gitmezler. Aslında gerçekten bu nedenle gidiyorlar. Çünkü şirketler akıllılar ve parfüm endüstrisini biraz biliyorsanız mesela bir natürel içeriğin yerine bir sentetik içeriği getirmek koku bakımından çok farklılık göstermeyecektir. Ve özellikle bugün kullanılan makineler ile natürel içeriklerin birebir tıpatıp aynısını sentetik olarak da yapabiliyorlar. Ve koku olarak hani normal bir burun veya havada parfüm yayılırken fark hissedilmiyor. Sadece tek farklar yavaş yavaş performansta olacaktır. Tabii kaç reformülasyon geçirdiğine bağlı bu parfümün. Ama performans yavaş yavaş azalacaktır. Ve hani demin de verdiğim örnek mesela Dior Fahrenheit ilk çıktığı zaman tabii koku da farklıydı ama ilk çıktığı zaman inanılmaz güçlüydü bir parfüm. Ve bugün 8 saati zor gören bir parfüm. Yani farkı anlayabiliyorsunuz. Bu fark yavaş yavaş oldu. Artık kaç reformülasyon geçirdiyse size saymıştım ben yıllarını. Tam emin değilim bu arada yıllarda ama eminim bu kadar reformülasyon geçirdiğini. Sürekli yavaş yavaş kalıcılığı düştü. Yani birden olan bir şey değil bu. Yavaş yavaş olan bir şey. Bir farklı nedeni de aslında bu reformülasyona bir örnek değil ama şirketlerin hani bir önceki verdiğim sebebi biraz daha destekleyen bir sebep bu.
Bu da farklı versiyonlarını yapmaları firmaları. Mesela bu da aynı kar amaçlı bir şey. Bugün başka bir video daha yapmıştım ve oradan aklımda kaldı. Stronger With You parfümünün Freeze versiyonunu çıkartıyorlar şimdi. Bu versiyonlar birçok parfümde vardır. O versiyonu, Low versiyonu ya da O Fresh versiyonu. Farklı farklı ferah versiyonları normal parfümün. Bu da şirket için demektir ki parfümdeki özü kısacaklar veya parfümdeki bazı pahalı materyalleri azaltıp daha ucuz materyaller, daha ucuz sentetikler getirecekler ve böyle hani kar marjını yukarı çıkarıp parfümü aynı fiyattan satacaklar. Bu da hani bir önceki sebebi biraz daha destekleyen bir sebep. Bu da gösteriyor ki hani size neden bugün parfümlerin sürekli farklı versiyonlarını yapıyorlar. Niye sürekli bir parfüm, mesela Dior Sauvage'ın 4 farklı versiyonu var. Veya La Male parfümünün bilmiyorum 50-60 tane farklı versiyonu var. Bu da onlara bir örnek. Hani şirketlerin sürekli kar amaçlı, sürekli kar marjını düşünerek hareket etmelerini destekleyen bir neden bu. Bir sonraki sebep ise ne yazık ki bu gerçekten üzücü bir sebep. Natürel içeriklerde azalmalardan dolayı. Mesela bu genelde büyük şirketlerde olmaz. Büyük şirketlerde olursa mesela bir şirket natürel bir içerik kullanıyor ve natürel içerikte o sene üretim azaldı. Yani buna birçok sebep olabilir. Mesela vanilya üretiminde sanıyorum 4-5 sene önce bayağı bir azalma olmuştu. Çünkü sanıyorum vanilya büyüyen yerlere yeterince yağmur yağmamış veya yeterince güneş görmemiş. Bu sebeplerden dolayı vanilya üretimi çok azalmış. Buna bağlı olarak mesela bir parfüm reformülasyona uğrayabilir. Nasıl uğrayabilir? Diyelim ki A parfümünde çok yüksek derecede bir vanilya var. Vanilya extract, vanilya özü. Ve bu vanilya üretimi sürekli her sene düşüyor. Nasıl düşüyor? Tarımcı kişiler eskisi kadar üretemiyor. Ve bu A parfümü diyelim ki Yves Saint Laurent firmasından bir parfüm. Yves Saint Laurent firmasının ne kadar parfüm yaptığını düşünürseniz gerçekten yani akıl almayacak kadar üretim yapıyorlar. Milyonlarca şişe ve bu dünyanın her yerine yayılıyor. Belki de milyarlarca şişe. Ve bu türlü bir üretimi karşılayabilmek için sizin inanılmaz derecede yüksek bir volüme ihtiyacınız var. Natürel içerik. Ve eğer şirket bu natürel içeriğin bir önceki senelerden sürekli azaldığını görürse bir önceki senelere göre reformülasyona gidecektir. Çünkü şirket bunu görecektir ki ileride bu tarımcı veya bu ülkeden gelen bu natürel içerik yetmeyecek. Ve bu mesela çoğu Tom Ford firmasından olan parfümlere oldu. Bunu birazdan açıklayacağım ne olduğunu ama şirket bu nedenle reformülasyona gidip sentetik bir versiyonunu getirebilir bu vanilyanın mesela atıyorum şu anda. Ve hani kalitede düşüşler olacaktır. Mesela kokuyu aynı bulabilirler büyük ihtimal. Aynı replika yapabilirler. O vanilya notasının aynısını yapabilirler ama belki kalıcılıkta düşüş olacaktır. Belki aynısını tutturamayacaklardır. Koku farkı olacaktır. Ama dediğim gibi hani natürel içeriklerin üretiminin azalmasında bu rol payı oynuyor. Bu özellikle küçük firmalarda çok oluyor. Özellikle indie firmalarda ve bazı niche firmalarında. Bir firma vardı. Vanilya parfümü istediğim bir firmaydı bu. Gene vanilya notası ama bu gerçek bir hikaye. Yani atmıyorum şu anda. Amerika'dan bir firmaydı ve bu parfümü istiyordum ben uzun zamandır. Ve o parfümün üretim bir süreliğine durdu. Ondan sonra geri başladığında fiyatı 2 katı oldu. Ve ben e-mail göndermiştim kendisine. Neden böyle olduğuna dair. Ve kendisi vanilya üretiminin çok az olduğu, gene bu 4 yıl öncesinde oluyor. Az olduğundan dolayı ve kendisi vanilya bulamadığından dolayı elinde de limitli sayıda parfüm kaldığından dolayı hani herkese sunabilmek için fiyatını yükselttiğini söylemişti. Bilmiyorum ne kadar inanılır bu. Belki de daha fazla kar yapmaya çalışıyordur kendisi ama hani bu büyük bir sebep aslında. Ve Tom Ford'la ilgili bir örnek verecektim. Video büyük ihtimalle uzayacak ama hani bayağı bir başlık daha, 3 başlık daha var. Oralara geçmeden önce Tom Ford firmasıyla ilgili bir detay da vermek istiyorum ve Tom Ford firmasının detayını verirken bir sebepten daha bahsedeceğim aslında. O da şimdi hatırlattı bana, başlıklarda yazmadığım bir sebepti aslında. Ve bu da önce sebebini söyleyeyim, ondan sonra Tom Ford örneğini vereyim. Bu sebep şirketin satılması.
ve şirketin bir ebeveyn şirketine satılması, mesela Tom Ford'un Estee Lauder firmasına satılması gibi. Çoğu ebeveyn şirketler, çoğu büyük şirketler, Estee Lauder gibi, L'Oreal gibi, Louis Vuitton, Moët Hennessy gibi büyük şirketler küçük şirketleri satın alıyorlar. Buna en küçük örneklerden bir tanesi, hani Tom Ford demiştim, Mac firması veya bir sürü dizayn firmaların hepsinin sahipleri vardır. Ve artık bu büyük şirketler niş firmalarını da satın almaya başladılar. En son Leilabo firması satıldı, Killian firması satıldı, Maison Francis Kurkdjian firması satıldı ve sürekli alıyorlar. Bu da reformülasyonlara götürüyor. Neden derseniz, ebeveyn şirketi çok büyük bir şirket. Ve yani çok büyük bir şirket olmasında bir sebep var. Çünkü bu şirketler, akıllı şirketler, kar yapma yönünden. Kar yapma onlar için en büyük şey. Ve bir şirketi satın aldıklarında, ki bu beni Tom Ford'a geri götürüyor. Tom Ford 2007'de Private Blend serisini çıkarmıştı. Ve bu seride birçok parfüm vardı. Mesela Amber Absolute, Tobacco Vanille, Tuscan Leather, Oudwood. Bu parfümlerin hepsi 2007'de çıkmış. Aynı anda çıkmıştı. Ben bir bir röportaj izlemiştim. Tom Ford Amber Absolute parfümünün, parfümörünün röportajını, ki onun söyledikleri benim kafamda, hani neden Amber Absolute'un üretiminin daha önce durdurulduğunu biraz daha kanıtladı. Çünkü kendisi içinde kullandığı içeriklerden bahsetmişti ve çok zor bulunan, çok pahalı olan birkaç reçineden bahsetmişti kendisi ve özellikle bu reçinelerin manufacturing, üretim sırasında ne kadar üreten kişiyi, o kimyaker olsun artık, fabrikada çalışan kişiyi ne kadar zorladığından bahsetmişti. Çünkü çok kalın bir reçineymiş ve karışmıyormuş diğer içeriklerle. Ve orada ben fark ettim ki hani bazı parfümlerde gerçekten çok pahalı içerikler var. Çok zor bulunan, çok kaliteli. Ama Amber Absolute mesela üretimi durmuştu. Belki de bu içeriklerin bulunmamasından dolayı. Ama mesela örnek veriyorum, benim koleksiyonumda Tom Ford Oudwood parfümün 2008 tarihli bir şişesi var. Ve bugünkü Oudwood ile dağlar kadar fark var arada. Kalite yönünden, koku yönünden. Bendeki çok daha böyle kremsi, kremamsı, güçlü kokarken bugünkü Oudwood çok daha sivri, çok daha baharatlı kokuyor. Bu Tobacco Vanille de çok oldu. Eski Tobacco Vanille'ler çok daha güçlüydü, çok daha natüreldi. Bugünkü Tobacco Vanille'ler hala güçlüler ama o natürellik maalesef yok. Ve hani bu da bu sebebi açıklıyor. Çoğu firma satıldıktan sonra reformülasyona uğruyorlar. Bu en son Maison Francis Kurkdjian firmasına da oldu satıldıktan sonra. Sanıyorum Louis Vuitton Moët Hennessy satın aldı, LVMH. Ve satın aldıktan sonra sanıyorum Oud serisi hariç diğerlerin hepsi reformülasyona uğradı. Killian parfümleri de reformülasyona uğradı. Ve çoğu firmaya maalesef oluyor bu. Leilabo'lar da çok reformülasyona uğradılar. Eskiden özellikle 2-3 kere reformülasyona uğradılar. Ve dediğim gibi hani bu da bir sebep. Şirketler satılınca büyük ebeveyn şirket kar amacı, karı düşünerek reformülasyona gidiyor. Bir sonraki sebep ise gene karı geliyor ama satışlarda düşme olunca. Eğer satışlarda düşme olursa şirket reformülasyona gidebiliyor. Bunun sebebi çünkü aynı karı yapamıyorlar parfümden ve bununla birlikte reformülasyona gidiyorlar ki hani o parfümdeki içeriklerden kısarak kar payını yüksekte tutmak. Bu gerçekten çok çirkin bir şey. Gerçekten hani parfümün kalitesini düşürmek kar amaçlı. Bu tabii birkaç sebepten biri, birkaç sebebin ortak noktası kar, şirketlerin kar yapma. Keşke yapmasalar bunu. Ama dediğim gibi hani satışlarda düşme olduğunda da maalesef şirketler bunu yapabiliyor. Son iki sebep de aslında en büyük sebeplerden bir tanesi. Büyük ihtimal şirketlerin kar amacını düşünerek kısma yapmasıyla bu son iki sebep büyük ihtimal en büyük iki sebep reformülasyona uğratma konusunda. Son iki sebepten ilki natürel içeriklere gelen yasaklamalar. Bu yasaklamaların birkaç nedeni var. Öncelikle dedim ya mesela demin mesela Yves Saint Laurent örneğini vermiştim. Production, üretim,
designer, tasarımcı parfümlerin üretim sayıları gerçekten çılgınca yüksek. Milyonlarca şişeler üretiliyor ve bunu düşündüğünüz zaman hani bu parfümlerin içine doğal içerikler giriyorsa dünyada ne kadar doğal içeriklere ihtiyaç olduğunu parfümler için, parantez açıyorum parfümler için düşünmenizi istiyorum. Buna en son gelen yasaklar mesela gül notasına kullanım sınırlaması geldi. Çünkü gül notası çok kullanılan bir içerik olduğu için ve dünyada artık gül üretiminin parfümlere yetemediği için ve bu da güllerin doğada olmasını tehdit ettiği için, yani güllerin soyu tükeniyor artık. O kadar çok üretim var ki hani artık daha olmadan kesiyorlar veya daha fazla üretmeye çalışıyorlar. Bu da gülleri tehdit eden veya gül gibi Yasemin'e de geldi bu mesela. Yasemin notasına da geldi bu yasaklamalar ve birçok ürüne var bu yasaklamalar. Ve bunun da sebebi bu. Çok fazla isteme, çok fazla ihtiyaç duyma parfüm sektörünün natürel içeriklere ve ben bunu destekleyen birisiyim. Bu yasakları destekleyen birisiyim. Çünkü gerçekten çok tehdit ediyor bu içeriklerin doğada büyümesini ve oluşmasını. Çünkü parfüm için yapılan bu üretimler ve hani ihtiyaç gerçekten çok tehlikeli. Ve böyle yasaklamaların gelmesi çok güzel. Umarım ileride daha çok gelir. Ve hani böyle yasaklamalar sizi korkutmasın. Çünkü artık sentetik içeriklerle çok daha fazla kaliteyi yakalayabiliyorlar. Sentetik içerikler çok daha kalıcı olabiliyor. Ve kimyakarlar bunu ayarlayabiliyor. Ve bazı makinalar ile gerçek içerikten çok daha doğal kokan sentetik içerikler üretebiliyorlar. Mesela buna deminki örneği vereceğim. Gül notası. Ben gül notasının özünü almıştım. Extract, rose extract, rose absolute, gül absolute'unu da almıştım. Bu da extract versiyonun bekletilmiş, 2-3 sene bekletilmiş hali ve de sentetik versiyonlarını aldım 2 tane. Ve inanın bana, sentetik versiyonları absolute ve extract versiyonlarından çok daha natürel kokuyordu. Yani kimya yönünden bu çok mümkün. O yüzden bu sebebi destekliyorum ve umarım daha çok ban gelir, umarım daha çok yasak gelir ve daha çok sentetiklere yönelirler. Sentetik sizi korkutmasın. Bugün çoğu kokladığınız o çok kaliteli Roje Dove'larda bile çok yüksek sayıda sentetik bulunuyor ve sentetikler kötü değil. Sentetikler aslında çok daha yüksek kalite olabilir ki şöyle bir detay da vereyim. Sentetik içerikler bazen doğal içeriklerden daha da pahalı olabiliyor çünkü kalitesinden dolayı. Ve son neden, gene çok büyük bir neden demiştim. İFRA. İFRA'nın International Fragrance Association bu firma genel olarak sanıyorum Avrupa ve Amerika'daki üretimleri dedek yapan yani izleyen firma ve bu firmanın yasak koyduğu içerikleri kullanamazsınız. Çünkü bu demin dediğim sebeple de olabilir. Mesela natürel içeriklerin azalmasından dolayı ama bu son söyleyeceğim sebep şu. İnsanların alerji duyduğu içeriklere gelen yasaklar. Parfümden beklentiler, yanlış beklentiler videosuna buna değinmiştim. Hani insanları rahatsız edemezsiniz diye. Çünkü aslında sizin kokunuzu seven insanlardan daha çok sevmeyenler ve rahatsız olanlar var demiştim. Ve bu gerçekten doğru bir şey ve çok büyük bir sebep parfümlerin içeriklerine yasak gelmesinden dolayı. Bu doğal içeriklere gelebilir ve genelde doğal içeriklere geliyor. Sentetik içeriklere de gelebilir. Bu sebeplerin nedeni insanların alerjik olması veya tene veya organlara zararlı olmasından dolayı gelen yasaklar. Ve bu yasaklar genelde dediğim gibi natürel veya sentetiklere gelebiliyorlar ve bir parfüm mesela havadayken bir insanın çok hapşurtuyorsa veya hani çok kötü yapıyorsa yüzünü kıpkırmızı veya cildine sıktığında cildini kıpkırmızı yapıyorsa bu içeriklere yasak geliyor. International Fragrance Association, IFRA bunlara yasak getiriyor. Ve bu yasaklar geldiğinde de parfümler reformülasyon olmaya zorlanıyorlar. Bu bir önceki sebepten de dolayı, yani bunu söylemedim bu videonun başlığından dolayı, hani doğal içeriklerin üretiminin çok olmasından dolayı da reformülasyon oluyor. Çünkü artık şirket alamıyorlar. Ve bu da öyle. Mesela sentetik A veya doğal içerik B içeriğine
yasak gelirse sağlık yönünden gene şirket reformülasyona gitmek zorunda. Tabii bu şirketin elinde olan bir şey değil. İlk sebepler elinde olan şeylerdi. Mesela kar marjını yüksekte tutmak gibi. Ama bu son iki sebep şirketin elinde değil. Şirketin zorunlu bir biçimde yapması gereken bir reformülasyon. Ve dediğim gibi hani İFRA'nın yasakladığı cildinize veya organlarınıza zarar verebilecek içerikler de var. Ve açık parfümler videosunda buna değineceğim. Ama şimdi de azıcık belirtmek istiyorum. Azıcık değinmek istiyorum açık parfümler videosunu yapmadan önce. Çünkü bunu daha önce yayınlayacağım büyük ihtimal. Açık parfümler neden önermiyorum diye çok merak edenler var. Çünkü İFRA'nın yasakladığı içerikler hala üretiliyor. Hala üretiliyor ve hala kullanılıyor. Bu içerikler hani alerjik içerikler olabilir veya tene zarar veren veya organlara zarar veren içerikler olabilir. Ve bu içerikleri mesela Avrupa'da üretilmese bile ki Avrupa'da hani masa altı dedikleri olay hani gizli gizli üreten şirketler var. Ama daha çok Dubai'de veya o civarda Hindistan'da üreten bir sürü firma var ve İFRA oralara yasak koyamıyor, oralara müdahale edemiyor. Ve bu bizim kopya diyebildiğimiz açık parfümlerin özleri, yağları oralardan gelebiliyor. Hindistan, Dubai veya Avrupa, Türkiye'de de üretiliyorlar ve demek istediğim şu, açık parfümlerde bu yasaklanan içerikler hala kullanılabiliyor. O yüzden açık parfüm önermiyorum. Çünkü zararlı olabildiğinden dolayı o yüzden açık parfüm kullananlara da diyorum teninize sıkmayın diye. Ama gene solunum yoluyla alınabiliyor bunlar. Ama buna çok değinmeyeceğim bu videoda, çok uzamasın diye. Bu başka bir videonun konusu. Sadece küçücük bir belirtmek istedim hazır bu konu hakkında konuşuyorken. Ben bildiğim kadarıyla ve araştırdığım kadarıyla bütün sebepleri söylemeye çalıştım. Bahsetmediğim veya atladığım bir sebep varsa ve siz biliyorsanız lütfen yorum olarak bırakın. Büyük ihtimal pin yapıp yukarıya koyabilirim ki insanlar okusun diye. Bu videoluk bu kadar. Umarım açıklayıcı olmuştur. Umarım yardımcı olmuştur. Çok sorulan bir soru bu. Ve biz parfüm severlerin hiç hoşlanmadığı bir durum bu reformülasyonlar. Ama maalesef olan durumlar. Umarım bir bilgi verici ve bazı şeyleri açıklığa kavuşturan bir video olacaktır bu. Her zaman kanalıma gelip videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.